Sen şaka yapıyorsun. Anasını satayım, kendi ülkemizde yabancı izlemin ediyorum. 4 tane kaza atlattı önümdeki motor. Deli manyak herif. Bunlar zaten çok kolay, çok zorlamayacak bizi. Evet, merhabalar. Bugün günlerden neydi ya? 9 Ağustos galiba, 9 Ağustos Salı. Anne, Samatya'dayız. Samatya'nın içerisinden geçiyoruz. Eski kabare olarak geçiyor orası. Kız kardeşim Almanya'ya gidiyorum. Evet, oradan bugün birlikte bir şeyler yapacağız. Çok güzel yerler oralar. Aksaray'dan Samatya'ya çıkılan tünel gibi bir şey vardı. Orayı kapatmışlar. O yüzden böyle biraz dolanmak zorunda kaldık. Aralara yol verelim. Bak, gördün mü, hiç sağına bakmadı. Hiç bakmadı hem de yani. Sıfır. Oralardan mı geçir acaba? Samatya sokaklarında. Şöyle önüme büyük araç geldiği zaman gerçekten nefret ediyorum ya. Geç hocam, buyur. Geç hocam, buyur. Gelmiş. Çeyimin dibine giriyor. Deli manyak herif. Allah, evet, izliyoruz abi. Motorun yaşam alanına girmeyeceksin ha, bak gördün mü? Arka tekerini geçmeyeceksin. Arka tekerinin önüne geçmeyeceksin. Adam belki hani bir manevra yapacak sağa sola, nereden biliyorsun? Yaşam alanı deniyor ona. Yaşam alanına girmeyeceksin. Dayının acelesi var herhalde. Oltayı takmış sol tarafa. Tutmaya gidiyor herhalde, gidecek ya da. Neyse, biz şuradan yukarı çıkalım. Samatya Hastanesi burası. Evet, şu kardeşimiz aradan güzel sıyrılacak gibi duruyor. Sıyrılabildi mi? Anasını satayım, kendi ülkemizde yabancı izlemin ediyorum. Şu tüklere bak ya. Evet arkadaşlar, sen kardeşim alıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bugün ufak tefek upgrade'ler yapacağız motora. Ne upgrade yapacağız? Şöyle bir gidon yükseltme aparatı alacağız. Biraz geri, hem böyle yükselecek hem geri gelecek. Ayna uzatıcı alacağız. Bir de radyatör koruma alacağız. Bakalım nasıl olacak. Hadi yola çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi bir şey söyleyeceğim. O kadar komik ki. Kayıt almıyoruz ya. Kayıda yeni başladım. 4 tane kaza atlattı önümdeki motor. Önümdeki canım arkadaşım 4 tane kaza atlattı. 4. Gidon yükseltme, ayna uzatma, radyatör koruma olarak normalde AliExpress'ten söyleyecektim ürünleri. Çünkü hem daha ucuz hem de daha fazla çeşit var. Normalde AliExpress'ten şu kırmızıya benzer renkte ürünler söylemeyi düşünüyordum. Fakat bir Karadeniz turu planım var Ağustos ayı sonu için. Gidon yükseltme aparatı kesinlikle elzem. Bir daha aynı hatayı yapmayacağım. Tur camı elzem. Tur camı da çok sıkıntı. Gidon yükseltme aparatını koyduğunuz zaman ayna uzatmayı da koymanız gerekiyor. Çünkü mantıken bu gidon şöyle biraz yukarı geldiğinde hem yukarı hem öne, ayna da şuraya falan gelmiş olacak. Bu aynanın tekrar eski konumuna gelip aynı görüş açısını sağlayabilmesi için de ayna uzatma aparatı gerekiyor. Haricinde bir tane depozito çanta ayarlayabilseydim çok tatlı olurdu ama ayarlayamadım. Bende 2004 model GS için bir depozito çanta var. Turatay'ın büyüyebilen, körüklü. Aslında o çantayı uydurabilseydim bu motora harika olurdu ama uyduramadım. O yüzden o çantayı satıp buna uygun bir depozito çanta alabilirim ama büyük ihtimalle bu tura, bu geziye yetişmeyecek. O yüzden çok fazla uğraşmak da istemiyorum. Yan çantalarım geliyor. Yerli üretici Desantman'dan, Ankara'dan sipariş ettik. Yaklaşık bir 20 gün oldu. 50'şer litrelik yan çanta takımı geliyor. Mat siyah. Fiyat olarak da gayet uygun. Tek sıkıntısı stok bulunmadığı için biraz bekliyorsunuz üretime. Ama yani şimdi 10 katı fiyat farkı var arkadaşlar. Baktığınız zaman en yakın yerli üretici 12.000 TL fiyat veriyor çift yan çantaya. Ben iki tane yan çantayı 3400 TL sipariş ettim. Geldiği zaman zaten montaj videosunu birlikte yapacağız. Hem nasıl monte edildiğini de göstermiş olacağım. O yüzden bence çok güzel bir rakam. Ananı avradını. Yanlış girdim. Tüh, düz gidecektim bak. O 12.000 TL'lik ben verdiğin zaman, bu arada hani BMW'nin çantası Turatec falan filan da değil he. İthal bir ürün de değil yani 12.000 TL fiyatı veren. Hadi ondan verdin diyelim. Ulan 3.000 TL'lik çantanın hani tanesi ne kadara geliyor? 1700 TL'ye denk geliyor değil mi? 1700 TL sağ tarafa düştün diyelim. Allah korusun. Sağ tarafa düştüm. 3400'ün yarısı 1700 TL'lik çanta mı? Telef olsa üzülürsün. Yoksa 12400'ün yarısı 6200'lük çanta mı telef olsa üzülürsün? Diğer bütün her şeyin standart olduğunu düşünün. Bize bir şey olmadı. Motora hiçbir şey olmadı. Ya bir şey olsa bile at çöpe yenisini al ya. Vallahi at çöpe yenisini al ya. Kolay kolay bir şey olacak bir malzemesi de yok yani. İnsanlar bu şekilde ön yargıyla bakıyor. Zaten çanta geldiği zaman konuşacağız çanta üzerine. Siz de hak vereceksiniz. Ben çantayı sipariş etmeden önce İstanbul'da bir yerden gittim, çantayı sipariş etmiş birinden gittim, çantaya baktım, çanta gayet güzel.
gerçekten. Hiç öyle düştüğü zaman da tek seferde patlayacak. Anam neler oluyor? Sağdan soldan daldırıyorlar. Tek sıkıntı benim bildiğim kadarıyla normalde işte bu motorun kendi çantasını çok rahat çıkarabiliyorsun. Çıkartak işlemi çok kolay oluyor. Bu çantada çıkartak işlemi için birazcık emek harcıyorsun. Yani kolay bir şekilde çıkarılıp takılamıyor orijinaline göre. Ne kadar zor olduğunu ya da daha az kolay olduğunu birlikte göreceğiz zaten. Şu an bu konuda yorum yapmak için biraz erken. Girdik abi trafiğe. Şöyle gidelim reis. Ne yapıyorum belli değil reis. Bak ya sağdan git, tamamen sağa kır. Ya sola gir, ben sağdan geçeyim. Ya arada kalmayın abi. Arafta kalmayın böyle. İkisinin arası olsa çok tatlı olacak, anladın mı? Dayım ne yapıyor belli değil mesela. Orada kaldırım denen bir şey var. Yok. Dayı yoldan yürüyecek. Neden? Çünkü yoldan yürüyenin pipisi büyüyor. Ya kocaman oluyormuş. Kupa madalya veriyorlar anasını satayım değil mi? Valla inanılır gibi değil. Bir de sıcak ya. İnsanlar bunalmış durumda artık. Her şeyi bir kenara koy. Ülkenin durumu vesaire. Cart cart bunları hiç söylemiyorum bile bak. Sadece sıcak bile insanlar o kadar bunaltıyor ki. Şimdi mesela bak burayı bizi görmüyor, tamam mı? Ben şuradan şöyle geçtim ama trafik durmuyor olsaydı büyük ihtimalle o reis bizi araya sıkıştıracaktı. Siz böyle şeyler yapmayın. Evet, here we go again. Here comes the rain again. Falling on my hand like a melody. Neyi bekliyor? Yaya mı yol verdi, başka bir şey için mi? Yaya yol verdiyse helal olsun. Ama ben sanki beyin yanmışlığından dolayı beklediğini hissettim. Üf üf üf, ne kalktı be motorun önü. Yüksek devirde böyle bir sağ taraf kalktı, fark ettiniz mi? Çat 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 pat pat. Dediğim gibi bu GP Kompos'un ürünlerini satan bir yer var burada, Karadeniz Motor diye. Daha önce buradan balata vesaire birkaç motosiklet aksesuarı alışverişim olmuştu. Herhangi bir logo falan öyle bir şey yok ama internetten görebilirsiniz. Belki siz de denk gelmişsinizdir Karadeniz Motor'a. Şu hanın içerisinde diye hatırlıyorum, yanlış bilmiyorsam. Şimdi hana doğru girelim bakalım. Şöyle şuradan çıkalım. Evet, şurada bir yerdeydi. Hangi handı? Ortak han galiba. Aynen burası. Reisi bir arayayım da bakayım. Evet arkadaşlar, iyi esnaflar güzellikle yapıyorlar. O yüzden böyle genelde umduğundan daha yüksek meblağlara daha fazla parçalarla çıkıyorsun. Ben giderken ayna uzatıcı, gidon yükseltici, buradan sola gidiyormuşuz. Ve bir de uzun tur camı alacağım diye gittim. Yani benim hedefim buydu. Bu üçünü aldık. Ayna uzatıcı, gidon yükseltici ve geriye attırıcı. Uzun tur camı sipariş geçtik. Cuma geliyor. Şurada iki tane rüzgarlığımız var bakın şuralarda. Şurada bir tane burada, bir tane burada. O iki parça çanın siyahından sipariş ettik. Tur camımızı bir 5 santim daha uzun şöyle şu kadar ve füme sipariş ettik. Onu siyah etmedim. Siyah olmaz. Kısa spor siyah cam yaparız belki ama o olmaz. Çünkü yüksek olacağı için belki görüş mesafeme bir de girecek. O sıkıntı yaratır. Ön çamur, arka çamurluk uzatıcım var. Ön çamurluk uzatıcı yoktu. Ön çamurluk uzatıcı da aldım. Şu an elimde gidon yükseltici, aynı uzatıcı ve ön çamurluk uzatıcı hazır. Diğer parçalar için bir tık bekleyeceğim. Şimdi indiğimiz zaman bir ufaktan gösteririm parçaları elimizdeki. Bugün hesapta bir de kardeşimle gezmeye gidecektik. Yani o şekilde başladık. Samatya'dan girişi o şekilde yaptık ama evde uyuyakaldığım için maalesef patladık abi, gidemedik. Bu arada Enduro Pro modunu alacağım modu. Gerçekten Enduro çünkü şu an yok. Offroad gibi baksana yola. Motoru da böyle kullanmak çok keyifli. Hadi bari biraz bir şey yaptık, şöyle atraksiyon yapalım. Uyuyakalmışım, kardeşim de uyandırmamış beni. O yüzden bizim gezi yalan oldu abi. Ben de dedim bari motorun eksiklerini tamamlayayım. Toprak ve kumlu zemindeyken en son isteyeceğimiz şeylerden bir tanesi. Ön tekerin kayması, toparlamak imkansız gibi bir şey olur. Arka teker kara düzen oluyor Enduro Pro modundayken. Arka tekerimiz kara düzen, basıyorsun kayıyor. Hiçbir kitleme vesaire. Ön frende de Enduro ABS'si var. Özel olarak geliştirdikleri değişik bir frenleme metodu. Evet dostlar, here we are. Geldik. Sizi çok öpüyorum. Şimdi birazdan ürünleri göstereceğim. Bye bye. Evet arkadaşlar, şimdi parçalarımızı aldık. Motorumuza ufak tefek upgrade'ler yapacağız. Videoda olmayan, motoru aldığım zaman yaptığım fakat videosunu çekemediğim modifiyeleri göstereceğim biraz. Neler yaptık? Şurada bir far koruması aldık. Burada hem önünde bir tane şeffaf bir yüzeyimiz var. Hem de önünde böyle bir kırmızı mika bir parça kesilmiş. Güzel bir aydınlatma sağlıyor. Sis farının önüne yine aynı şekilde bir aparat aldık. Kırmızı bir görüntü sağlıyor. Şuraya bir tane radyatör koruma aldık. Radyatör korumayı da henüz takamadık, bağlayamadık. Şöyle gelelim isterseniz. Şurayı da gösterelim. Şöyle ekranın üstüne hem bir koruyucu bir katman aldık. Hem de bir cam filmi çektik. Ondan sonra ne yaptık başka? Şöyle bir kaz ayağı aldık. Kaz ayağı uzatma yine kırmızı. Şöyle bir takozumuz var. Küçük bir takoz var burada. Yine bunun içi de kırmızı. Buraya radyatör koruma gelecek. Öyle kırmızı gayet tatlı gözüküyor.
Şimdi şöyle yapalım. Aldığımız parçaları gösterelim tek tek neler olduğunu. Şöyle arkadaşlar, bidon yükseltici aynı zamanda bidonu geriye alacak. Şu şekilde şuraya oturduğunu düşünün. Bidon böyle biraz geride olacak. Ondan sonra başka ne aldık? Şunları şöyle kenara koyalım. Şöyle bir çamurluk uzatıcımız var. Bu çamurluk uzatıcının amacı şöyle görüyorsunuz çok net bir şekilde motorun bloğuna tekerlekten gelen işte çamur, su, toz parçaları oluyor. Çamurluk uzatıcı şuraya gelecek sabit bir şekilde ve motor bloğu bu şekilde tertemiz kalacak. Ondan sonra başka ne aldık? Ayna uzatıcımız var. Ayna uzatıcısı şöyle küçük bir parça. Şu aynayı gidon geriye geldiği için aynalar aynı işlevini görmüyor. Aynaları aynı işlevinde kullanabilmek için aynayı şu şekilde biraz geriye alıp buradan yükseltiyoruz. Yani ayna biraz daha geride duracak. Bir tane daha parçamız vardı. O ne? Evet, o da şu. Bunu farklı bir yerden sipariş ettik. Deviso marka. Gayet ucuza aldık. Çiftini 200 TL, 180 TL mi ne almıştık değil mi? Öyle bir şey. Bunların hepsini aynı anda monte edeceğiz. Ondan sonra aldığımız parçalar bu orijinal camı. Burada da orijinal rüzgar panelleri var. Bu siyah olacak. Komple simsiyah. GP Composite'den sipariş verdik yine. Orijinal camı yanlış bilmiyorsam 50 santim olması lazım. Bunun 55 santim ya bir 5 santim daha yükseğini ve fümesini sipariş verdik. Burası siyah olacak, burası komple füme olacak. İlerleyen zamanlarda kışın ise şuradaki titanyum parçaları siyaha boyatacağız. Aynı zamanda komple koruma demirlerini hepsini siyaha boyatacağız. Bundan sonra herhalde montaj videosu gelir. O zamana kadar öpüyorum sizi. Evet, tekrar merhabalar. Daha önce de söylemiştik parçaların bir kısmını biz değiştireceğiz. Bir kısmını İbrahim Usta değiştirecek diye. Kendi değiştireceğimiz parçalardan birkaç tanesi geldi. Şimdi bunları gösterelim. Bir tane rüzgarlığımız var şöyle. Orijinalinden biraz daha büyük. Bunu monte edeceğiz bugün. Yaklaşık bir 5 santim daha büyük. Haricinde şurada yanda küçük rüzgarlıklarımız var. Onlar da geldi. Onlar da şöyle küçük parçalar. GP Composite'den aldık. Hem yerli üretici kazansın diye. Şöyle siyah parçalar. Şimdi birazdan bunları monte edeceğiz. Ne yapacağımızı gösteriyorum. Bunlar zaten çok kolay. Çok zorlamayacak bizi. Çok net gözüküyor nerenin ne yapılacağı. Şimdi yerini alalım. Evet. Bu zaten çok basit. Çok kolay. Bunu değiştirebileceğiz hemen. Tak sökü var. Şimdi bunun içinde şurada iki tane vidamız var. Bir şu, bir şu. Bu ikisini söküyoruz. Bu ikisini söktükten sonra bunun şöyle yukarı çektiğimizde gelmesi gerekiyor. Civata takım olarak arka koltuğun altında orijinal parçaları var. Kullanabileceğimiz BMW'nin. Onu kullanacağım. Şunu getir misin bir tane sana zaten? Bak orada bir tane var. Bir tane tornavida. Şu tornavida. Evet. Bunu kullanacağım. Şöyle açıyoruz. Bir bunu açacağız arkadaşlar. Bir de şunu. Ben şimdi geçiyorum. Aynaları burada da var. Bunları da açacağız. Evet, şöyle bir öncesi sonrası yapalım. Değiştirmeden önceki görüntümüz bu. Değiştirmeden önceki görüntümüz bu. Evet arkadaşlar, şimdi şurada sadece bir tane somun var. Sadece şunu söküyoruz. Bunu söktükten sonra aşağıya doğru ittiriyoruz ve zaten direkt çıkıyor mekanizma. Yani çok basit gerçekten. Kalan işlemleri burada yapacağız. Camı değiştireceğiz. Evet, şimdi şurada 4 tane vidamız var. Bunları çıkartıp yeni gelen füme camımıza takacağız. Çok basit bir işlem. Vidalar da böyle kaldı üstünde. Harika. Ben de şuradan alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yeni camımızı takacağız. Bu arada camların arasında boyut olarak bayağı bir fark var. İnşallah rüzgar olarak da daha az rüzgar alırız. Şurada kauçuklar var. Bu kauçuklar camın sallanmasını engelliyor. Bunları söküp yeni cama takmayı unutmayın. Çok önemli bu detay. Bu detay gerçekten önemli. Bunları nasıl sökeceğiz? Şöyle ittirerek, pıtlatarak şöyle söküyoruz. Bunlar sertleştiği zaman kırılıyorlar, yırtılıyorlar. O yüzden sertleşmemesi için silikon sürebilirsiniz. Vazelin, silikonu tip bir şeyle yumuşatabilirsiniz. Ha bak gördün mü? Bak gördün mü? Mesela burası yırtılmış. Normalde vazelinlemek lazım. Yani bu parçalar da kolay bulunacak parçalar değil. Yani bir sefere ben de vazelinleyeceğim. Evet. Çok güzel oturdu bu arada. Hiçbir artık vesaire yok. GP Composite gerçekten birebir yapmış diyebiliriz. Şimdi camı monte etmek için gereken vidalama işlemini yapıyoruz. Şunu da yapalım. Şunu şöyle koyduk. Şöyle zannedersem. Buna right left yazmış ama acaba yanlış mı bu? Left diyor ama ben bunu buradan söktüm. Neyse ben bunu dinleyeceğim. Left diyorsa bunu left'e takacağım. Adam boşu boşuna yazmaz çünkü buraya right left diye. Belki ben yanlış koymuşumdur diye. Koltuğun üstünde yapma sebebim cam çizilmesin diye. Sıfır. Bir de çizmeyelim. Çok sıkmaya gerek yok. Biraz otursun yerine yeter. Tamam. Şimdi camımız hazır. Yerine oturtacağız. Şöyle. Şurada çentiklerimiz var. Burada da şöyle bir çentik var. Yani aslında çok basit. Şu çentiği şöyle geçiriyoruz. Bunu da böyle geçiriyoruz. Ama bu sanki biraz gevşemişti mi, değil mi? Gevşek. Bunun bir yerde sıkılacak bir şey var mı acaba? Nereden sıkılıyor acaba? Burada sıkılacak bir şey yok. Boşluk var mı? Baksana diğeri zamp gibi. Yapacak bir şey yok. Neyse tamam. Bunu böyle takıyoruz. Şöyle alttan geçiriyoruz abi. Değil mi? Burası geçmedi. Hı. Tamam, şu an ikisi de geçti. Evet, şimdi. Tabii mükemmel olacak. Şimdi şunu şuradan şöyle bastırıversenize abi. Ver onu bana. Yapacağımız şey tekrar şuradaki iki tane. Başka yok.
kadar kolay olduğunu gerçekten tahmin edemezdim. Hemen şunları yapalım. Buradan şöyle sökelim. Evet. Altında pul mu varmış? Sen şaka yapıyorsun. Of. O pulu nasıl koyacağız oraya tekrar? Pul varmış değil mi altında? Hayda. Ha, bunun altındaymış bu. İyi, tamam. Evet arkadaşlar. Şurada bir pul var. Şu pulu kaçırmayın. Şurada pul olması gerekiyor. Bu arada yine aynı şekilde contalarımız var. Bu contaları takmamız gerekecek. Önce pulları çıkartıyorum. Pulları çıkarttım. Sonra contaları çıkartıyorum. Bu contalar küçük olduğu için daha zor çıkacaklar. Contaları çıkarttım. Şöyle küçük titreşimi engelleyen contalarımız var. Bunlar çok önemli. Gerçekten engelliyor çünkü titreşimi. Evet, bunları da çıkarttık. Şimdi şöyle değil mi? Evet. Bunda bu arada contası varmış. Contasıyla gelmiş. Yani şu an fark ediyorum ama yapacak bir şey yok. GP kompozit yazılarını maalesef söküyorum. Yani kusura bakmasınlar. Yerli üreticiyi destekliyoruz ama bu kadar da değil yani. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha, ben seni seviyordum lan. Yapacak bir şey yok. Kötü gözüküyor çünkü. Daha orijinal bir şey olsaymış derdik. Evet, tamam şimdi. Evet, buraya girmesi gerekiyor. Girmezse sıkıntı. Girmezse ne yapacağız? Girmeyecek gibi duruyor çünkü. Direkt böyle mi yapsak acaba? Adam ona göre mi yapmış acaba? Sanki değil mi? Evet, sanki evet. Ona göre yapmış. Hiç ne arkadaki pulunu ne de contasını takmadan deneyeceğim. Eğer oturmazsa, çünkü sıfıra sıfır giriyor. Hiç boşluk yok. Eğer oturmazsa bir daha sök tak yapabiliriz. Sıkıntı değil. Ama sanki oturacakmış sanki gibi geldi bana. Adamlar parça eksiltiyor yani. En iyi usta parça arttıran ustadır derler. Tipi kompozit parça arttırmayı becermiş burada. Nasıl becerdiyse gerçekten oldu. Vallahi oldu. Diğer tarafı da yapalım şimdi. Parça arttırdık abi, inanılır gibi değil. Bir şunu tutsana. Diğer tarafı nasıl göründüğünü merak ediyorum. Evet. Böyle sonradan takılan parçalarında böyle sıkıntıları oluyor. Görüyor musun bak cama değiyor. Sonradan takılan parçalarında böyle sıkıntıları olabiliyor ufak tefek. Cama değiyor gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Çok etkileyecek bir şey değil. Şunları yine çıkartayım ben. Şöyle çıkar. Bunları temizleriz sonra. Evet, bu sefer daha hızlı süreceğini söylemiştik zaten. Bu arada bu taraf daha kapalı. Yani bu iki tarafın arasında fark var bence. Ya bunda fark var ya bunda fark var. Bak neredeyse değiyor, görüyor musun? İki taraf eşit değil. Neyse, çok önemli. Evet, nasıl oldu bakalım. Evet, şimdi... Sen kimsin lan yolun ortasında duruyorsun?